Alman öğretmenim bundan bir şey olmaz dedi. 18 yaşındaki İsmail Can Doğan Almanya'daki yüzme yarışlarında Türk bayrağını gururla dalgalandırdı. İsmail Can gibi doğuştan engelli olan milli yüzücü abisi 20 yaşındaki Halil İbrahim de tıpkı kardeşi gibi ülkemizi yurt dışı yarışmalarında başarıyla temsil ediyor. Almanya'da bir şey yoktu abi. Beni iş yaptılar, oyun oynadılar bana. Ve babam bana böyle dedi. İsmail gel Türkiye'ye döndüğümüzde bana yok dedim. Ondan sonra da düşün ha tamam bir gidek dedim. Ondan sonra da yüzüme çıktı bir anda. Ondan sonra başladım. İlk başta şey yapamadım. Korkuyordum. Ama abim Avrupa bacını açtığında o diyor da ben de ağladım. Niye mi? Açamadım diye. Abi ben şey anladım abi. Almanya'da bizi kullandılar. Bizi sevmedi. Bir de babamla annemle karşıma konuştuk. Karar verdik dönelim dedi. Biraz zor oldu ama zaman zaman alıştık yani. Gaziantep'li Mehmet ve Nurgül Doğan çiftinin doğuştan engelli çocukları İsmail Can ve Halil İbrahim Almanya'da engeller okuluna gidiyordu. Alman öğretmen bir gün veli toplantısında anne Nurgül Doğan'a İsmail'den ne bekliyorsunuz diye sordu. Anne de kendi kendine yetebilmesini bekliyoruz diye yanıt verince Alman öğretmenden hayatının en önemli dönüm noktasını oluşturan cevabı aldı. Çocuğunuzdan beklentiniz ne dedi? Ve ben de hiçbir beklentim yok. Fazla bir beklentim yok. Sadece kimseye muhtaç olmadan hayatını sürdürsün. İkisi de engelli okulundaydı. Onu söylediğimde İsmail Can bunu yapamaz dedi. İsmail Can'dan bir şey olmaz dedi. Ve çok kötü olmuştum. Bir tartışma falan oldu hocayla. Eve döndüğümde eşime anlattım. Ve direkt şunu söyledim. Dönelim. Memlekete dönelim. Benim çocuklarımı burada dışlıyorlar ve istemiyorlar dedim. Dönelim dedi. Çok zor bir karardı. Döndük. Çok zor bir süreçti bir yıl. 2017 yılında küçük oğlum İsmail Dünya Barajı'nı geçti. Ve gittik biz Almanya'ya gittik. Almanya'ya gidince kendimi çok kötü hissettim. Almanya'nın Berlin kentiydi. Ve onda oğlum Almanya'da hani hazırlanıyordu. Havuza atladığı anda aklıma o hocanın, sınıf hocamızın dediği geldi. İsmail'den bir şey olmaz dediği. Ve sadece şunu paylaştım. Ey Almanya! Senin bir şey başaramaz dediğin çocuk şu anda milli yüzücü. Çünkü ondan çok etkilenmiştim. Onlar bu çocuklarımın yeteneğini keşfedemedi. Bulamadılar. Ve döndüğümüzde oğlum bir seçim yapması lazımdı. Çünkü çifte vatandaştı. Ama Türkiye adına uluslararası yarışa gidebilmek için seçim yapması lazımdı. Peki Gaziantep'te beklediğiniz desteği görüyor musunuz çocuklarınız açısından? Görmek isterdim. Görmek isterdim ama maalesef. Şahin Bey'e de gittim. Büyükşehir'e de gittim. Valiliğe de gittim. Dedim bakın ben kendim için bir şey istemiyorum. Benim çok şükür ihtiyacım yok. Beni yanlış anlıyorlar herkes. Ben diyorum ki çocuklarım başarılı olduğu için bir sponsor istiyorum. Veya bir burs. Yani kollarınız var. İsterseniz şu çocukların geleceğine katkı sağlayabilirsiniz. O onun üstüne atıyor. O onun üstüne atıyor. Yani milli yüzücü çocuklara ben şu anda 4,5 yıldan beri havuz parası ödüyorum. Ayda 200 TL. Ha ben öderim. Benim işim o. Benim işim çocuklarım. Milli yüzücü iki kardeş Türkiye adına yurt dışında başarılar kazanmaktan çok mutlu. Bekledikleri tek şey ise sponsor desteği. Kardeşimle yarışmak güzel bir şey. Biraz heyecan oluyor. İşte bazen o geçiyor, bazen ben geçiyorum. Değişiyor işte. Ama kurbağalar genellikle ben daha üstüm. Ona da alınmasın.
İşte. Tatlı bir rekabet var yani. Rakipler. Evet. Rakipsin abi. Bize destek olsunlar abi. Benden kardeşime destek olsunlar yeter. Barajları açtım. Dünya Barajı'nı Mersin'de. Ondan sonra da gittim. Ölçüm oldum. Esmi yükseldiler. Yarıştım, ettim, geçemedim. Sonra da tam adamlar gibi çalıştım, ettim. Ondan sonra da şeydi. Aksaray'a gittik. Beytullah'tan güzel yarıştım. Mutluydum. Beytullah'tan yarışmak, dünya şampiyonu. Beytullah'tan yarışmak büyük bir şey. Niye siz bana destek olmadınız? Niye bana yardım etmediniz? Yarışlarda giderken destekleyin bana vermiyorsunuz falan diyeceğim abi.